var konuşacağımız. Konuğum var. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin. Çetiner hoş geldin. Hoş bulduk. Yani pek çok başlık var ama gel MİT Mossad açıklamalarından başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün uçakta Katar dönüşü çok sert açıklamalarda bulundu. Şöyle not aldım. Böyle bir işe kalkışanlar son derece ciddi sonuçları olacağını unutmamalı. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu kimse aklından çıkarmasın. İfadelerini kullandı. Yani şöyle, sence ilk soru, bu çok ağır sonuçları olur açıklamasına ve bu sert ifadelere rağmen Mossad yine de böyle bir suikast hazırlığında mıdır? Kalkışabilir mi? Böyle bir girişme olabilir mi? Şimdi öncelikle Sena şuna bakmak gerekecek. Bir, istihbarat örgütleri nasıl çalışır? Biz her fırsatta işte haberlerde, yorumlarda ya da halk ağzında hep şöyle bir şey vardır. Mossad çok güçlü, her şeye hakim. Ya da CIA için. Şimdi dünyada istihbarat örgütlerini birbirinden ayıran ya da kategorik olarak birbirinden sınırlandıran tablolar vardır. Misal CIA, MIT gibi, MI6 gibi yapılar genel itibariyle daha milli devlet sistemiyle daha entegre olmuş istihbarat yapılarıdır. İtlihat gibi, yani İran istihbaratı gibi, ne bileyim Mossad gibi yapılar ise biraz daha kutsallaştırılmış ve dini ögelerin de serpiştirildiği, ki buna Şimbet de dahildir. Yani İsrail istihbaratının hem iç istihbaratının hem dış istihbaratının böyle bir özelliği vardır. Ama bunu söylerken bu sadece İsrail istihbaratı için geçerli değil. Bu İran istihbaratı için de geçerli. Yani düşünebiliyor musun? Birbiriyle karşıt iki ülke, her fırsatta her ikisi de birbirine, evet, ağzına geleni söyleyen iki ülke. İkisinin de aslında istihbarat yapıları birbiriyle eşdeğer durumda. Ama tabii Mossad'ı biraz daha diğer istihbarat yapılarından ya da Şimbet'i diğer istihbarat yapılarından farklı kılan insan kaynağı değildir. Şimdi burada tabii birkaç gündür... Çok daha ezoterik diyorsun esasında. Öyle anlıyorum yani. Elbette. Mesela Mossad için. Ya şöyle söyleyeyim, her Musevi, her Yahudi bir gün Mossad'da olmak ister. Veya herhangi bir dünya ülkesini ziyaret ettiği zaman Mossad'ın kendi internet sitesinde kendi vatandaşlarının girip yorum yapabileceği bir alan vardır. Yani aslında Mossad hem çok kapalıdır ama aynı zamanda kendi yurttaşlarına, kendi vatandaşlarına da oldukça da açık, açık bir yapıdır. Yani gelen her yorumu analiz etmek, gelen her bilgiyi bir yerde toplamak, ama tabii bunun kolaylaştırıcı tarafı var. Şimdi şöyle düşünün, Türkiye'de 82 milyon insan yaşıyor. Herkes bütün internet sitesine bir şey yazmaya kalkışsa onu okunmak, analiz etmek yılları alır. Ama İsrail için böyle bir şey söz konusu değil. Zaten 9 milyon Yahudi yaşıyor İsrail'de. Bütün dünyada da 16 milyon Yahudi var. Ve istihbaratın kendi iç işleyişinde de kendi dini ögeleri ya da kendi iş dünyasındaki form sistemi de o sistemi destekleyen bir yapı. Yani hem finansal anlamda... Peki neden anlamda... şimdi böyle bir açıklama yaptılar? Yani mesela bir istihbarat, şayet herhangi bir istihbarat örgütü herhangi bir hazırlıktaysa, bunu böyle biz burada Hamas yetkililerini bulacağız, suikast yapacağız diye dünyaya anons ederek yapmaz herhalde. Böyle bir işleyiş yok çünkü dünyada. Bunu neden yapıyor Şimbet Mossad? Bu biraz daha böyle enformasyon yoğunluklu bir şey. Çünkü bir devlet büyük bir savaşa hazırlanırken, ki biz şimdi bu savaşı sadece Gazze üzerinde düşünüyoruz Sena, günlerdir sadece Gazze üzerinde giden bir süreçten bahsediyoruz. Oysa ki Gazze'de Mossad çok büyük bir yenilgi aldı. Çünkü bu konuyu ya bildirdi, üsttekiler görmedi. Kaldı ki bir de işin başka boyutu var. Sen de takip ediyorsundur. Tam bir aydır istisnasız Mossad'dan sızan bilgiler var. Mossad Netanyahu'yu bir şekilde satıyor. Netanyahu daha üst perdeden "ben hiçbir şekilde haberdar etmediler" deyip o daha farklı bir boyut kazandırıyor. Yani aslında istihbarat ve başbakan arasında da çok ciddi bir rekabet var ve onu da perde arkasından medya üzerinden birbirlerine salgolar göstererek yapıyorlar. Tabii işin bir başka boyutu da var aslında bakarsam. Şimdi Netanyahu hükümetinde istihbarat kökenli kimse yok. Savaş kabinesinde de kimse yok. Oysa ki İsrail'in kurulduğu günden beri Mossad'dan gelme, Mossad'dan yetişmiş mutlaka bir isim ya kabinede yer alırdı ya da kabinenin güvenlik platformunda söz sahibi olurdu. Oysa ki Netanyahu'nun son dönemdeki iktidarı gayet faşist, gayet sağcı, aşırı sağcı bir yapı ve zaten istihbaratçılar gerek duymayan ve büyük bir boşluğu kendisini dolduracağını düşünen bir orada yapı. Da bir iç çekişme var diyorsun. Var. O, az önceki haber biraz da onu da gördük. Evet. Ben yayınlarda hep şunu söylüyorum.
Netanyahu'nun sonu ya Rabin gibi olacak. Onu sana soracağım. Birisi onu gelip kendi sağ koalisyondan biri gelip öldürecek. Ya da Gazze Savaşı'na devam edecek çünkü çok sıkışmış durumda. Onu sana ayrıca soracağım. Ayrıca öyle bir başlığım da var ama şunu anlamak istiyorum. Böyle bir operasyona İsrail kalkışabilir mi? Bir suikast hazırlığına kalkışabilir mi? Kalkışırsa şayet Türkiye'nin dediği çok ciddi sonuçlar neler olur? Bunu neden soruyorum? Çok geçmiş değil, bir sene önce hatırla, İsrailli vatandaşlar İran istihbaratı onlara dönük bazı işte hazırlıklar içerisinde olduğunda MIT ve Mossad işbirliğinde o İsrailliler Türkiye'den çıkarıldı. O dönem mesela İsrail'deydim ben, hı hı. Ve İsrail istihbaratında da görev almış, şimdi de bir parlamenter olan üst düzey bir yetkili dedi ki ya bu biz Türkiye ile istihbari işbirliğine çok önem veriyoruz ve hatta Mavi Marmara sonrası bu istihbarat paylaşımı kesildi, biz karanlıkta kaldık, çok sancılı dönem yaşadık. Yani bu kadar önemliyken onlar için böyle açıklamaları niye yapıyorlar? Şimdi Sena, dünyada devletlerin işleyen bir tarihi vardır ama devletlerin bizim görmediğimiz yatay ilerleyen bir de tarihi vardır. O da istihbaratlar tarihidir. Yani her şey diplomasiyle ya da her şey görünen yüzüyle halledilmez. Çoğu zaman bu perde arkasında yürüyen diplomatik görüşmeler ya da public diplomasinin de farklı bir kulvarında giden süreçler vardır. Bunu en iyi örneklerini biz Hakan Fidan döneminde gördük. Hakan Fidan döneminde Mısır'da gördük. Hakan Fidan döneminde savaşa rağmen Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatmamasında gördük, güvenliğinin sağlanmasında gördük. Savaşa rağmen Suriye İstihbarat Başkanı ile Hakan Fidan İstihbarat Başkanı iken görüşmeler yaptı. Savaşa rağmen İsrail'de yine Mossad yetkilileriyle Hakan Fidan görüşmeler yaptı. Şimdi de oluyor mudur istihbaratlarınız? Tabii ki vardır. O zaman oradan açık açık söyleniyordur. Şimdi istihbaratların şöyle bir tablosu olur Sena. İstihbaratlar birbirlerine küsmezler. Hı hı. İstihbaratlar birbirlerine meydan da okumazlar. Veya istihbaratlar görüşme yapacaklarsa, örnek veriyorum, Türk istihbarat yetkilileri çok rahatlıkla İsrail'e gidip orada görüşme yapabilirler. Bu onların can güvenliğini tehlikeye sokmaz. Tam tersine istihbaratlar biraz daha kendi aralarında bir güven olgusu üzerinden giderler. Yani sen can güvenliğini teslim edersin, gidersin işini halledersin, görüşmeni yaparsın, çıkar gelirsin. Mısır'la siyasi olarak rekabet halinde olabilirsin, tartışma halinde olabilirsin. Hı hı. Ama istihbarat başkanı gittiği zaman oranın istihbarat başkanı tarafından karşılanır. En iyi şekilde korunur, güvenliği sağlanır ve geri gönderilir. Bu CIA için de böyledir, bu başka istihbaratlar için de böyledir. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Teknik olarak, sen demin bir örnek verdin. Bir olayın engellenmesine dair örnek verdim. İşte Türkiye'de, hı hı, Yahudilere karşı, İsrail vatandaşlarına karşı yapılacak bir eylem engellendi. Oysaki Mossad İran'dan iki tane çok önemli ismi Tahran sokaklarından aldı. İsrail'e kaçırdı. Ama şimdi şöyle bakalım. Mossad'ın insan kaynağı açısından baktığınız zaman Mossad'ın genel anlamda yoğunlaştığı belli konu başlıkları vardır. Bunlardan biri tabii ki Hamas'tır. Diğer radikal örgütlerdir. Sahel bölgesidir. Örneğin Afrika'nın orta kesimlerinden Mısır üzerinden kendisine yönelik gelebilecek saldırıları engellemeye yönelik faaliyetlerdir. Ama Türkiye'de böyle bir eylemi yapmaya gücü var mıdır? Şunu söyleyeyim sana. Mossad doğrudan böyle bir şey yapmaz. İzleyeceğimiz, hı, en fazla merak edeceği şu mesele bu olacaktır. Bunu nasıl yapar? Bir, belki buradan güvenlik birimlerini de bu konuda uyarmak gerekiyor. 12 yıllık Orta Doğu tecrübemden çıkarak söylüyorum bunu. Mossad bunu burada bir mafya grubuna ihale eder para karşılığı. Ya da bunu çok bariz yapabileceği şeylerden biri bir Filistinli öğrenci. Çünkü sonuçta Türkiye'de bir sürü Filistinli de yaşıyor. Yani daha önce göç etmiş, gelmiş, ailesinin bir kısmı İsrail'in kontratında tuttuğu bölgelerde yaşayan Filistinliler var. Onlar üzerinden irtibata geçip burada para karşılığı bir Filistinli. Yani şimdi düşünsene, bir Filistinli İstanbul'da bir başka Filistinli öldürdüğü zaman biz olaya kriminal bakmayız. Bunun kendi aralığında bir sorun vardı ya da o Filistinli çıkıp olay işte sizin zannettiğiniz gibi değil, benim işte İsrail'den Filistin'den kalma bir husumetim vardı derse o olay sizin önünüzde öyle pazarlanmış olur. Öyle yapabilir diyorsun, öyle bir şey kalkışabilir. Ama yani akıllara şu gelmesin, Mossad bir Cemal Kaşıkçı olayı gibi
durumu Türkiye'de gerçekleştiremez. Cemal Kaşıkçı olayı kendine has normları olan, kuralları olan bir yapıydı. Yani bir Suudi Arabistan vatandaşı Suudi Arabistan Büyükelçiliği binasına girmişti. Oysa ki burada hiçbir Filistinli ya da hiçbir Hamas yetkilisi elini cebine koyup İsrail'in Büyükelçiliğine gidip ya da Başkonsolosluğuna gidip görüşme gerçekleştirmez. Dolayısıyla o parantez başka bir şey, bu parantez başka bir şey. Ama Mossad'ın farklı alanlarda, örneğin İran'da bir eylem gerçekleştirirken Irak'ta kullanabileceği alanlar vardı. Suriye'de kullanabileceği alanlar vardı. En önemlisi Ürdün'de kullanabileceği alanlar vardı. Fakat Türkiye için bu geçerli değil. Bunu yapmak siyasetçi ister. Netanyahu bunu ister, bir zafer olarak görür. Ama Mossad bunun maliyetinin ne olacağını bilir ve buna kalkışmaz diyorsun. Şimdi çok teşekkürler, gayet netti. Netanyahu'nun bir sesi var. Bir onu dinleyelim mi beraber? Üzerinden seninle konuşalım istiyorum. Bir bakalım değerli izleyenler o sese. Savaştan sonra Gazze silahsızlandırılacak. Bunu yapabilecek tek güç İsrail ordusu. Hiçbir uluslararası güç bu sorumluluğu üstlenemez. Gözlerimi kapatıp bunu kabul edemem. Kısaca bu sesten sonra, şimdi bu artık tam işgale doğru niyetin açıkça bir beyanı mıdır? Yani Filistin otoritesi olmayacak, sadece biz olacağız. Bir yandan da bir haritamız var, o da gelsin. Sen bize anlat Çetiner. Netanyahu ne demek istedi? Gazze'yi ne bekliyor? Şimdi tabii önümüzdeki harita bu an itibariyle artık savaşın yoğunlaştığı bölgeler. Aslında bakarsan Sena, senin de ilk günlerde orada olduğun dönem için söylüyorum. Şöyle bir baktığımız zaman işte kuzeyde çatışmalar başladı. Kuzeyde yoğunluk arttı. Ama zaten bu savaşın bir konseptiydi. Yani ben yayınlarımda hep şunu söyledim. Önce Gazze'yi 9'a bölecekler. Sonra Gazze'nin kaderine cevap verecekler. Şimdi Gazze'yi zaten sektörlere böldüler. 3 ayrı sektör. Ama bu sektörleri de kendi içinde üçer alana böldüler. Yani kuzeyi, ortayı ve güneyi üçe böldüler. Ve geride kalan o üç sektörü de kendi içinde üç ayrı parsele sektöre böldüler. Yani toplamda 9 tane sektör. Farklı sektör var. Şimdi tabii bu uzun soluklu bir durum. Yani İsrail zaten böyle bir savaşa girdiği zaman bunun 3 ayda bitmeyeceğini veya 3 ayda hemen çok kolay halledebilecek bir durum olmadığını ama bu ağır kadar bombardımanına da devam eder mi önümüzdeki aylar için? Çünkü mesela Turgut Alp'le az önce bağlantı yaptığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin de sıkıştığını, uluslararası kamuoyunun baskısının arttığını ve birkaç hafta içerisinde bu ağır bombardımanla özellikle Han Yunus civarında çok da fazla uzun sürdüremeyeceğine dönük sinyaller vardı. Çok açık söyleyeyim. Çok açık söyleyeyim. Bakın burada hava saldırıları veya yerden atılan obüzler temel amacı, askeri dille söyleyeyim, sahayı yumuşatmak. Yani buradaki amaç doğrudan sahada Hamas'ın hareket kapasitesini, kabiliyetini kırmak. Ama tabii İsrail'in buradaki tavrındaki sorun sivilleri gözetmeksizin. Yani orada siviller var, çocuklar var, kadınlar varı yok sayarak hareket ediyor olması. Şimdi İsrail evet, bu ilelebet bu savaşı sürdüremez. Bunu ne maddi olarak kaldırabilir? Ya yani şu ana kadar Yahudi diasporasından gelen destekler, siyasi destekler bunlar artık bir yere kadardır. Yani savaşın maddi gücü, bak mesela biz bugün Ukrayna Savaşı'nın maddi boyutunu tartışıyoruz. 2024'te göreceksin. NATO Genel Sekreterinin kötü haberi hazır olun açıklaması. Sürdüremiyorlar ve yani. Ve emin ol 2024'te biz seninle burada, bunu da buraya not bırakayım. Ukrayna'nın kaybettiği savaşı Rusya'nın zaferini ilan ettiği bir tabloyu konuşacağız. Benzeri burada da olur, uzatırlarsa mı diyorsun? Burada tablo şu. Burada ilelebet İsrail ordusu bir savaşı sürdüremez. Yani bir savaşı havadan bombalayarak, obüzlerle bombalayarak götüremez. Dolayısıyla İsrail şu anda ve bu önümüzdeki bir ay boyunca şiddeti daha da arttıracaktır. Çünkü uluslararası baskı arttıkça dur deninceye kadar arttıracaktır. Ve en son gelinen noktada Amerikalıların diyalog süreciyle beraber artık sahada tam kontrolü sağladığı andan itibaren durduracaktır. Çünkü burada önemli olan burayı bombalamak değildir. Burayı kontrol altında tutabilmektir. İsrail bunu yapabilmek için
Ya bir kere denedi, çıktı. Yani şimdi tekrar buraya geldi. Tam işgal olduğu halde. Bir kere daha işgal etse bu sefer kontrol altında tutabilecek mi Çetin'ler? Şimdi, denedi, yapamadı. Şimdi tabii burada birkaç tane senaryo var Sena. Birinci senaryo, demin Netanyahu'nun söylediği gibi işte Gazze, İsrail'in kontrol altında tuttuğu bir bölge olacak ki İsrail'in kendi kontrol altında tuttuğu bazı bölgelerde benzer durumlar söz konusu. Burayı tamamen güvenliğini sağlamaya çalışacak ama bu da çok uzun yıllara yayılan bir durum olur. Yani, Batı Şeria'yı yalaştıracak. Aynen. Yani ikinci bir Batı Şeria karşımıza çıkabilir. İsrail'in kafasında da bu var. Şimdi burada hangi dinamikler devreye girecek? Şimdi demin Turgut ifade etti, Amerikalılar. Ben savaşın ilk başladığı günden beri hep şunu söyledim. Amerika İsrail'e doğrudan destek vermek için bu savaşa gelmiyor. Eğer Amerika doğrudan savaşa destek vermek için geliyor olsaydı direkt Gazze Savaşı'na dahil olurdu. Onu yapmadı. Şunun farkındaydı Amerika. İsrail ve Netanyahu, özellikle Netanyahu kendi siyasi ikbalini Gazze'de görüyor. Yani ya Rabin gibi öldürülecek ya da bu savaşın sonrasında ben Hamas'ı bitirdim deyip siyasete devam edecek. O halde Amerika Birleşik Devletleri de kendi çıkarları ve Netanyahu arasında bir tercih yapmaya zorunda kaldı. Ve tamamen İsrail'in ateş gücünü kontrol altına almak için oraya geldi. Lübnan'a saldırmasın, Suriye'ye saldırmasın, Ürdün'e saldırmasın, Mısır'a saldırmasın. Çünkü bu savaş bölgesel bir savaşa dönüşürse, demin ifade ettin NATO Genel Sekreteri, Rusya-Ukrayna sahasında kötü habere hazır olun dediği bir ortamda burada da kötü bir habere hazır olmak durumunda kalır. Bak Amerika Suriye'de saldırılarla karşı karşıya, Irak'ta saldırılarla karşı karşıya, Yemen'de güvenlik yol haritaları alt üst olmuş durumda. Şu anda gemiler rotalarını değiştiriyorlar. Daha fazlasını gözü olmamalı. Bu navdan fiyatlarına yansıyacak, dünya ekonomilerine yansıyacak. Dolayısıyla bu savaşı İsrail şimdi gözünü karartıp her şeyi ben yaparım dese bile bir yerden sonra durduracak ama mevzu şu. Bir cümle olsun. İki ay sonra biz Gazze'nin geleceğini nasıl tartışacağız? Arap Zirvesi, İslam İşbirliği Teşkilatı Netanyahu'nun bu projesine onay verecek mi? Yoksa 51 ya da 57 İslam İşbirliği Teşkilatı üyesinin Hamas'ı yok sayıp Gazze'de yeni bir konsept mi oluşacak? Onu ancak iki ay sonra görebileceğiz. İki ay sonra da tekrar oturacağız. Zaten konuşmadığımız yok, yine konuşacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çetin, haber.